ahlak ikiye ayrılır. Kayıtsız ahlak, kayıtlı ahlak. Şurada şuna ahlaki davranış olarak yaptığını bir başka yerde ötekine ahlaki davranış olarak yapmaz. İşte buna kayıtlı ahlak diyoruz. Bir davranışın ahlaki olması için onun nerede, kime karşı, ne zaman yapıldığının hiçbir önemi kalmamalı. O sırf iyi olduğu için yapılmalı. Doğru davranış yaptınız ama ahlaksız. Niye? O bizden diye ahlaki davrandınız. Onu tanıyorum ama bunu tanımıyorum. Tanıdığıma ahlaki davranayım, dürüst olayım. Tanımadığıma dürüst olmayayım. Alın size bir ahlaksızlık çeşidi. Yakınıma adil olayım, yakınım olmayana adil olmak gibi bir sorumluluğum yok. Alın size ahlaksızlık. Bizim kabileden değilse ona karşı dürüst olmak zorunda değilim. Bizim kabileden değilse ona bir şey vermek, bir şey ikram etmek zorunda değilim. Bizim kabileden değilse onun hayatına saygı duymak zorunda değilim. Bizim kabileden değilse onun özgürlüğüne saygı duymak zorunda değilim. Bir şeyi hatırlattı mı size? Bugünlerde bir şeyleri hatırlatıyor mu? Kabilecilik de o günde kalmadı. Evet istisnalar kaideyi bozmaz. Tabii ki her toplumda iyiler her zaman var. İyiler pasif iyi olmaz. Aktif iyi olurlarsa istisna olmaktan çıkarlar. İyiler kural haline gelirler. Bizim çabamız, tüm çabamız iyilerin istisna olmaktan çıkıp kural olması, kötülerin istisna olmasıdır.